Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi yüreğinizden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şöyle hep beraber dinleyelim. Hepimizin bambaşka hayat mücadeleleri var. Siz hangi niyete dinliyorsanız arkadaşlar ben Sadece falın enerjisini aktaracağım. Uyanlar sizin olsun. Uyumayanlar evrenin olsun. Neyse halimiz o çıksın. Falımızda dedikten sonra güzel parçalı bulutlu bir içimiz var. Bilinmezliklerimiz var. Hulk gibi bakar mısınız? Ayağınıza bir köpek sanki dalıyor. Diğer ayak başka birisi tarafından çekiliyor. E kolunuzda bir bilinmezlik var. Öbür kolda da bir geçmişten gelen bir kişiyle kafa kafaya verip inatlaşma. Baya baya Hacivat'ta göz gibi inatlaşma. Çarmıha gerilmişsiniz. Ne koldan hayır var ne de bacaktan görseli var. Parça parça bunlar tabi. E bu kısım özellikle iç dünyanız dediğim alan. Yani aslında e diyor ki burası senin hayatında ne diyelim oraya e, senin hayatında öyle bir noktadasın ki sen aslında dış dünyandan bu çok da belli olmuyor. Ama iç dünyanda bir kere ayağına dolandığını düşündüğün biri var. Bu birisi bir kere kolunun birisi de senin inatlaştığın birisinde. Kafa kafaya inadınız var gerçekten. Bir şeyi uzlaş Çatışma haliniz var. Sinirlisiniz o kişiye çok. E diğer tarafta birazcık mal durumu olduğunu, parasal bir süreç olduğunu görüyorum. Diğer kolunuzu kaptırdığınız yerde. Ayağınızda ise bu para konusuyla alakalı bağlantılı olan sizin e, sanki ba bağınız olan insanlar. Aile bütünlüğünüz. Yani Birisine iş yerinden takıntılı ve inatlaşıyor olabilirsiniz. Birisi zaten sizin ayağınızın bağı bariz derece size zarar vermeye çalışan bir inatçı keçi. Bir taraftan maddi imkanlarınız ya da ailesel sorunlarınızla ilgili konular. Öte yandan da sevdiğiniz insanlar. Burada olan size olmuş. Sorsanız hiçbir derdiniz yok. Millet sizi bu kadar hassas da bilmiyor, mücadeleci de görmüyor. Bir rahat görüyor sizi yani. Öte yandan baktığımda bu hani dalgalı bulutlu dediğim evet bir rutininiz var. Kendinizce bir düşünce içindesiniz. Baktığımda evet ya ben bunun da üstesinden gelirim inancına sahipsiniz. İnsan içindeki müziği kaybedince depresyona giriyor arkadaşlar. Bakın. Siz burada müziği kaybetmemişsiniz. Yani ben yapabilirim, halledebilirim. Daha önce de yaptım, bunu da aşarım diyebilmek içten gelen müzikle alakalı biliyor musunuz? Ne zaman ki yok ya her şey anlamsızlaştı artık dediniz işte o zaman aslında daha tehlikeli bir boyutu. O yüzden burada parçalı bulutlu dediğimden kastım bu aslında. Burada kendinize güvenip bunun üstesinden gelmek istemişsiniz. Böyle yağlı şey var ya pehlivanlar yağlı güreş yaparlar ya böyle güreş tutulur. Sizin ben kafa kafaya verip bir rakip olduğunuzu düşünüyorum. Bir rakibinizin olduğunu düşünüyorum rakibinizin tarafından da bir iyi niyetli insanın olmadığını bildiğiniz bir kişi olduğunu düşünüyorum burada çok net bir şekilde görsel bu arkadaşlar baya haydi bire pehlivan demişsiniz de sanki hodri meydan durumu var burada sizi seven insanlar size bağlılar ama yardım edemeyecek durumdalar endişeli bakıyorlar hani böyle yaşlı annen te vardır da nereden yardım etsin kadın dersin böyle ama varlığı yeter dersin Biraz öyle yani çocuklarınız küçüktür nasıl yardım etsin falan gibi düşünülebilir elbette ki. Ee, ama bu mesele sizin meseleniz. Yani şirket arkadaşlarınızın bu olaya sadece yorumsuz bakmalarını da çok da anlamlandırdığınızı görüyorum. Yani gönülde koymuyorsunuz. Sen niye duruyorsun be? Hadi bana yardım etsene dediğiniz bir şey de değil. Bariz derecede ben bu benim şahsi meselem dediğiniz bir konu ile mücadele etmiş ee, görüyorum sizi bak şimdi burada iki tane insan var ne birbirlerinden kopmuşlar biri geçmişe bakıyor ne de ee, gelecekten kopmuş Dolayısıyla burada evlemisiniz size bağlı olan kişi mi bu sizin kendi iç dünyanız mı cevap Tabii ki de sizde Eğer bunun tamamen siz olduğunuzu düşünürsek arkadaşlar şöyle düşünebiliriz Aa bak sen gelecekle geçmiş arasında sıkışıp kalmışsın diyebiliriz. Ee, eşsinizdir. Yanınızdaki kişidir, ortağınızdır işte. Yani artık bu yoldaki yoldaşınız diyelim ona biz. Biri çok geçmişe takılı, sadece geçmişe bakıyor. Siz ise gelecekte neler yapabilirim düşünüyorsunuz. Yani bu sizin iç dünyanızsa bile gelecekte neler yapabilirim diyen tarafınız bir kere resmi anlamda Hak hukuk tarafında. Şimdi yine birisiyle karşılıklı konuşma halinizin olduğu ya danışma bu, belki de başlatma bilmiyorum ama özellikle bana kalsa, bak şimdi Şubatın sonunda zaten çok net bir yolun açılacak senin diyor. Sen bugünlerini, evet Şubatın 7-8, 10-15, 25, yani 30'una kadar, 30 değil de tabii ki de ayın sonuna kadar ay her kurduğum cümleye dikkat etmeye çalışıyorum biliyor musunuz? çok net sonrasında bazen böyle yorum geliyor. Aa 29 çekiyor ki bu, bu yıl şubat. Evet tamam ben 30 dedim. Ne yapayım unutmuşum. Her ay 30 çekiyor ya o yüzden. Yani çoğu ay 30 çekiyor ya diplerinde. Konuşma tarzımla alakalı bir şikayetiniz var varsa yani eleştirileri açayım. Aşağıda mutlaka belirtin. Ön, önlem alabilirim, dikkat edebilirim arkadaşlar. Eleştiriye de yorumlara da açığım biliyorsunuz ki. Ee, şimdi sonra şunu söyleyeceğim çünkü Şubat sonunda çok net bir şekilde bir resmi sürecinizin sonlanacağı çıkmış burada. Şimdi ben bu resmi sürecin sonlanmasını alacak verecek vergi borç aldı verdi mahkeme imza belge neyse bu da olacağını söyleyebilirim. E, keza sizin çok net bir şekilde kafanızdan e, o süreçte özellikle duman tütecek yani aslında diyor ki sen e, burada bakma diyor yani e, insanlara çok bir şey yapıyorsun tamam açacağım diyorsun ama sen de çok heyecanlısın da paniktesin ya da işte he heves de var falan filan. Yani öyle bir kaygılı duruşunuz yok değil de diyemeyeceğim ama insanlara çok belli etmediğinizde kesin. Her ne yaşıyor olursanız olun. Şubat sonundaki şu temiz yolu görüyor musunuz arkadaşlar? Yolun başında çok net tertemiz iki kişi duruyor. Bu iki kişi sizin hayatınızda hadi bakalım gel biz bu yolu çekelim gidelim. Bu yola çıkalım mı? Bu kararı alalım mı? Gel bak biz birlik olalım. Bunlar böyle böyle sonuçlar verdi. Gel biz artık orta yol bulalım. Dediğiniz ister buna barışma deyin, isterseniz bir fırsat deyin, isterseniz ilahi adalet yerini bulduktan sonraki açılacak olan kapılarınız, şans kapılarınız deyin. Ama her şartta şunu söyleyebilirim size. Hayatınızda büyük başlangıçlarınızın olacağı, çok rahatladığınız bir Mart ayı var. Mart ayının ilk 15 günü inanın bana öyle hava günlük güneşlik cıvıl cıvıl yani tabi bilmiyorum şimdiki koşullarımızda İstanbul'da kar yüzü görmedi o zaman ne deriz bilmiyorum ama önceki laflar vardı Mart abimden korkmasam Şubat işte şunu yaptırırım Ocak böyle falan kazma kürek yaktı hiçbir şey yakmıyoruz vallahi öyle bir hal aldık ki önceden e, evvel zaman insanların söylediği büyüklerimizin nenelerimiz dediğimiz kişilerin ne sözleri varmış bu kışlarla alakalı da. Biz görmez olduk bu kışları maalesef. İklimler kaydı resmen. E, o yüzden şey diyebilirim burada yine böyle bir <laughs> e, konuyu da atmış gibi oldum ama günlük güneşlik. Yani siz Mart ayında kazmadan kürekten yaktırmaktan çok uzak çok be oh be yaşasın diyeceğiniz bir süreciniz var. Arkadaşlar bir de şey olacak biri çok utanıyor. E, yeğenini size hata etmiş. Sonra ablanız da onu almış. Çeke çeke çeke. Gel bakalım özür dile teyzenden amcandan dayından neyse işte yengenden abinden. Bir patronunuz hata etmiş. İşte müdürünüz hata etmiş. Patron onu çekiştire çekiştire. Gel bakalım özür dile der. Siz burada siz o güneşli günlerinizi yaşadıktan sonra hayatınızda bugün belki de bugün burada bunu yaşamanızı sağlıyor olan neyiniz varsa diyor ki sen içini rahat tut. Gerçek manada eden de bulacak ya özür dileyecek ya önünde sebat edecek ama kendi isteğiyle gelmediği de kesin arkadaşlar. Birileri zorluyor bak diyor sen hata ettin. Gel özür dile. Yani e, ne kadar barışıyorsunuz gibi bir şeyden ziyade hani o hak yerini bulacak olduğunu söyleyebilirim. Etrafınızdaki insanlar niye sizi çok konuşuyor ki? çok mu lidersiniz, çok mu önden gidensiniz, çok mu her şeyi bilensiniz, çok mu haksızlığa susamayansınız hani. Sizinle ilgili çok var burada. Yani çok çalışkan, çok saf, çok iyi niyetli, çok dürüst bilmiyorum. Böyle bir taç çıkmış bir şey. Sanki siz bir şeyin ödülünü alıyormuşsunuz gibi çıkmış. İşte bu ayın en çalışkanı, bu yılın en emek vereni falan filan. Bir şeyinizin ödülünü alacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyebilirim açıkçası. Burası işte o inatçı keçi görselinizin tıkalı yolu. Yani bu inatçı keçi sizden gelir özür diler. Neyi niyetlendiniz bugün açılımınızı bilemem ama özür dilerler sizden derim arkadaşlar. Ayağınıza kapanırlar derim. Şimdi işle ilgili o kadar çok temiz ve rutin bir şekilde tertemiz ilerler ki haricinde bir yük Hmm. arabayla bak önüne çok net bir şekilde arabayla önüne e, ne olur affet beni diyen olacak. Hani az önce bahsettiğim istemsiz gelen kişi var ya şimdi yalvarır pozisyonda. Ne diyorsunuz? <laughs> Hakkınızda ilisi olsun elbette ki arkadaşlar. Oklar kesinlikle şeytan oku gibi e, bu insandan uzaklaştırmanız ve bu insana arkadan bakmanız yönünde. E, evle ilgili olan sıkıntılı laflar boş ama sen çok net bir şekilde sebat eden özür dileyen bir şekilde görünüyorsun. Evlilik dediğim alanla alakalı güzel bir açar çıkmış burada. 34 rakamını görmekteyim. Ee, böyle olgun tavırlar var. 34 gün desek bile ancak bunu Mart Nisan'dan sonra diyebiliriz. Yani Nisan Mayıs ayları için E harfli bir insanın hayatınızdaki gerçekten bak birlik olup beraberliğinizle devam kök bir yani asla birbirinden kopmuyorsun aslında diyor. Şurada da bir Akıllı adım atman lazım uyarısı vermiş. Yani birisinin olgun davranması lazım. Birisinin olgun düşünmesi gerekiyor. Olgunluğa davet desek olur vallahi. Yani eğer geleceğini düşünecek, daha doğrusu şöyle diyelim. Eğer bu ilişki sana gelecek, vaat etsin istiyorsan. Belki de çocukça gururundan, onurundan, çocukça gurur ve onurdan bahsediyorum. Haksızlık yapıldığı, onursuz olma demiyorum çocukça yapmış olduğun bir durumun belki de sonlanması gerekebilir. Trip atma diyor ya da büyütme diyor ya da akıllı düşün, olgun düşün. Hani aklını burada devreye sok. Belki de mantıklı düşünmen gereken bir süreç diyor aslında burası. Diyebilirim arkadaşlar burası içinde. Yani ben burada güzel bir beraberlik devam eder diyebilirim sizler için. Şimdi baktığımda kariyer hayatınızdaki böyle şeytan okları çıkmış ama geriye doğru ilerlemiş. Dolayısıyla siz de onu arkasından bakar çıkmışsınız. Yani diyor ki sen sıkıntılı süreçler yaşadın evet ama artık yaşadığın süreçlerin artın bitti. Geride kaldılar diyor. Dünyandan memnunsun. Dengelerini sağladın. Yani sana zarar veren insanlarla bağını koparttığın için daha huzurlusun diyebilir miyiz? Evet. Dünyandan memnun olduğun bir iş hayatın var. Bereketin yerinde, kazancın yerinde işini yapıyorsun, karşılığını alıyorsun. Tamam. Hanenin içiyle alakalı olarak baktığımda e 3 kardeşlik, üç kişinin birlik beraberliğinin toparlanacak oluşuyla alakalı olduğunu söyleyebilirim ki bence burada birisi size yanlış yaptıysa da ayaklarınıza kapananlardan biri de olacak diyebiliriz. Burada evlilik, aşk hayatınızla alakalı baktığımda bak E ve M harfleri gördüm. Boş konuşmalar gördüm. Akıllı davranmaktan sonrasında Kökünüz bir ayrılamazsınız. Eşit bir birlikte devam ediyorsunuz. Maddi manevi huzurun yerinde. Sen sıkıntılı günler yaşamıştın evet ama artık geride bıraktın demiş. Burası bize. Yani ilişkinde de maddi maddiyatla ilgili sıkıntıları geride bıraktıkça huzurun demek ki iş konusunu eve yansıtıyordun ki huzurun artmış şeklinde gösterdi. Burası bize. Tabii ki de arkadaşlar sadece görebildiklerimi... Aktarmaya çalıştım. Bunu da dilimin döndüğünce yapmaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her yeni bir gün bir arkadaşımız daha dahil oluyor. İnanın sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam edebilen biriyim. O yüzden hep söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. İyi ki varsınız. Buket Hanım çok pozitifsiniz. İyi ki varsınız diye mesajlar alıyorum ya. Aslında bunları sizin sayenizde yapabildiğimi bilin isterim. Sizler de iyi ki varsınız. Çünkü bana enerji kaynağı olan asıl sizler oluyorsunuz. Şimdi buradaki e, konuşmalarımın amacı ya bu kadın falı bitirdi ne konuşuyor acaba diyenler. Bugün yeni katılan arkadaşlarım varsa diye söylüyorum. E, çok uzun bir zamandır burada olduğum için bir şekilde bağ kurduk. Sanki karşılıklıyım. Senin falına baktığımda nasılsın dünden beri sabahtan beri iyi misin dermişçesine bir bağ enerji aldığım için de diyorum ki gerçekten maddi manevi sıkıntıların olabilir ve aynı ana denk gelmeyecek sıkıntılarımız hep oluyor. Sen sana bugün kimle yaşatıyorsa bilmiyorum ama lütfen burada ile kendini bu negatifle kendini besleme ki sen de negatifle yoğurulmamış ol, umudunu yitirme yarınlarından, kapılar kapanıyor bir yerde ama elbette ki yeni bir kapı açılmayı Rabbim kararladı ve biliyor yeter ki sağlık olsun, sağlığın yerindeyse aşacaksın sıkıntılarını daha önceki sıkıntılarını da aşan sendin çünkü o yüzden ya sabır hangi ders almanız gerekiyor bilmiyorum ama bugün birileri yüzünden başınıza bunlar geldiyse biliniz ki o kişi aslında kendisine karma yaratmış eden bulacak, sen sabret ilahi Adalet teslim et Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın diyorum ve hepiniz hoşça kalın.